Futbolun hikayelerine hoş geldiniz. Bugün Eskişehir Spor formasını giydiği bir dönemde 26 yaşında aramızdan ayrılan Ediz Bahtiyaroğlu'nun hikayesini öğreneceğiz. Aslında hepiniz hatırlayacaksınız. Babam gidiyoruz dediğinde 13 yaşındaydım diye başlayan bir video vardı ve o videoda onun hikayesini az çok öğrenmiştik. Ama bugün onu daha yakından tanıyacağız. Ölümünün 6. yılında kanatlanıp uçtuğun yerde Bahtiyaroğlu Ediz. Belki de bu hikayeyi izleyen çoğu kişi onu Sabri Uga'nın Radyo Spor'da seslendirdiği meşhur hikayeyle tanıdı. 6 yıl önce hayatını kaybeden Ediz'in öyküsü, babasının ağzından yazılan mektubun "Umarım oralarda bir yerlerde taksitle krampon satılıyordur" cümlesiyle son bulduğunda gözyaşlarını tutmak neredeyse imkansızdı. Bugünse Ediz Bahtiyaroğlu'nu biraz daha yakından tanıyacağız. Bursa Spor'un altyapı seçmeleri vardı. Birlikte gittik. Dualar ettim ama ümidim de yok. Binlerce çocuk var. Nasıl olacak? Bunların arasından nasıl seçilecek diye endişeliydim. Ama o binlerce kişi arasından seçildi. Sevinçten havalara uçtu. Minibüste eve döndük. Yoldaki sevincini anlatamam. O zaman 10 yaşındaydı. Yere göğe sığmıyoruz. Yolda bana sözler veriyor. Anne seni yaşatacağım. Allah sakatlık vermesin, seni çok mutlu edeceğim deyip duruyor. Bursa Spor formasını öpüyor. Ama maddi durumumuz da çok kötü. Altyapıda para falan vermiyorlar. 10 yaşındaki haliyle yürüyerek karda kışta 10 kilometre giderdi. 5 kuruş almıyordu. Ellerinin ucu morarmış gelirdi eve. Şofbeni açamıyordum eve geldiğinde tüp bitecek diye. 2 çocuk daha var. Okuyorlar, dershaneleri var. Nasıl yetişeceğimi bilemiyordum. Bulup buluşturuyordum. Çamur içinde geliyordu. Akşam yıkıyordum eşofmanlarını, kramponlarını. Sobanın üstüne kurutup sabaha yetiştiriyordum. O kadar çok çabaladı, o kadar zorlandı ki yedek eşofmanı yoktu. O derece. Ediz Bahtiyaroğlu 2 Ocak 1986'da Bursa'da Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldiğinde annesi Ayten Hanım bu sözleri söyleyeceğini elbette tahmin edemezdi ama Ediz'in daha anne karnındayken attığı tekmeler sayesinde Bosna Hersek'ten 13 yaşında Bursa'ya göç eden baba İsmail Bahtiyaroğlu onun mesleğini daha o zaman şu cümlelerle ifade etmişti. Bu çocuk topçu olacak. İşçi bir baba ve ev hanımı bir annenin 3. çocuğu olan Ediz, babasını daha küçük yaşlardan itibaren yanıltmayacağını belli etmişti. Çorapları birbirinin içine sokup futbol topu yapar, onlarla oynardı. Evdeki futbolu çok geçmeden sokağa da taşıdı ve sürekli arkadaşlarıyla futbol oynardı. 7 yaşındayken kendi başına gidip mahalle takımına yazılarak çok sevdiği futbola ilk ciddi adımını atmıştı. Babası 13 yaşında Bursa'ya geldiğinde Türkçe bilmiyordu ve okula gidememişti. Fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı ve aklında hep bir gün çocukları olduğunda onları okutup iyi bir meslek sahibi yapmak vardı. Ayten Hanım'la tanıştı. Evlendiler ve 3 çocukları oldu. İlk 2 çocuğu derslerinde gayet başarılıydı ama küçük olan yani Ediz okula gittiğinde bile aklı fikri futboldaydı ve kitaplarını dahi açmıyordu. Çocukken okulda başarılı bir öğrenci olmayan Ediz'in gözü toptan başka bir şey görmüyordu. Arkadaşları ders çalışırken o top peşinde koşuyor, eve terden sırılsıklam halde geliyordu. 10 yaşına geldiğinde annesini şehrin takımı Bursa Spor'un altyapı seçmelerine gitmek için ikna etti. Binlerce çocuğun arasından o seçilmişti ve seçildikten sonra hayatının en büyük sevinçlerinden birini yaşadı. Annesi Ayten Hanım ise o günlerde ekonomik sıkıntılar çeken ailenin küçük oğluna ne olursa olsun destek çıktı. Ediz'in çok istediği kramponu babasından gizli gizli taksitle aldı ve bir annenin oğlu için yapabileceği tüm fedakarlığı yaptı. Antrenman sahası ile evlerin arasındaki mesafe 10 kilometreydi ve her gün o yolu yürüdü Ediz. Her gün futbol sevgisi için katlandığı bu zorlu şartlarla antrenman yaptıktan sonra Bursa soğuğunda elleri yüzü buz tutmuş şekilde eve geri gelirdi. ...15 yaşına geldiğinde dersler pek istenildiği gibi gitmiyordu. Hatta bir gün Eliz'in tarih öğretmeni babasını çağırıp oğluyla ilgili şikayetlerini dile getiriyor. Bu çocuğun kafası boş, bundan hiçbir şey olmaz diyordu. Ediz'in futboldan başka hiçbir şeye de gözü olmadığını babası da biliyordu. Onun okulu sevmediğini ve zorla sevdiremeyeceğinin de farkındaydı. Aradan geçen 5 senenin ardından 16 yaşında Bursa Spor'da profesyonelliğe yükselen Ediz, futboldan kazandığı ilk parası 100 liranın 90 lirasını annesine verdi, 10 lirasını ise kendisi aldı. Lise döneminde okulla ilgisi olmadığı için hiç açılmamış tertemiz kitaplarını yıl sonunda satardı. 17 yaşına kadar Bursa Spor'un PAF takımında forma giydi.
O sene takım küme düşünce 1. ligde oynamak yerine Ankaraspor'a transfer olmayı seçti. Genç yaşta ailesinden ayrılan Edis, Ankara'da sıkıntılı günler geçirse de zorluklarla mücadele etmeyi başardı ve ailesi için direndi. Çünkü tek isteği vardı: onlara iyi bir hayat yaşatmak. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba, Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A takımıyla ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynayan Ediz, o maçtan sonra hazır olmadığı gerekçesiyle Keçiören Gücü'ne bir yıllığına kiralandı. 3. ligdeki Keçiören'i son maçta attığı 2 golle 2. lige çıkardı. Oradan aldığı 2000 TL'nin hepsini ailesine gönderdi. Yaşadığı şampiyonun ardından Aykut Kocaman tarafından Ankaraspor kadrosuna dahil edildi. Artık Süper Lig'de boy gösterecekti ve hayallerini gerçekleştirmesi için bu mükemmel bir adımdı. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında çıktı. Daha sonra 10 maç forma giymeyen Edis, 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla tekrar sahalara dönerek takımın kadrosunun değişilmezleri arasına girdi. O dönemdeki performansıyla U21 genç milli takımına da çağrıldı. 2009 yılına kadar 60 maçta forma giyen Edis, daha sonra ülkenin iki köklü takımı Ankara Gücü ve Bucaspor'da da forma giydi. Ardından 2011-2012 sezonunda Eskişehirspor'a transfer oldu. Kim bilebilirdi ki yuva bildiği Eskişehir'in son takımı olacağını? Burada çok fazla forma giyemedi ama efendiliği ve karakteriyle Eskişehir'de çok sevilmişti. 5 Eylül 2012'de geçirdiği kalp krizi sonucu ailesinin evini ateş düşürdü. Tıpkı Eskişehir'e düştüğü gibi. "Seni saraylarda yaşatacağım anneciğim" diye çıktığı futbol yolculuğu çok uzun sürmedi Ediz'in. Ama geriye dönüp bakıldığında evladın hayırlısını yetiştiren Ayten ve İsmail Bahtiyaroğlu için gururla anlatacağı çok şey bıraktı ardında. "Her şeyimizi o aldı. Oturduğumuz evi de. Her şeyi benim üzerime yapardı. En son araba aldı, onu bile benim üzerime yaptı. Her şeyi biz onda gördük. Restoranı vardı Ankara'da, o kazanıp yeme derdinde değildi. Bizi rahat ettirme derdindeydi. Çok hayırlı evlattı. Ben tansiyon hastasıyım. Beni durmadan arardı o yüzden. Bana bir şey olmasından korkardı. O benden korkarken yavrum gitti." O günden bugüne tam 6 yıl geçmiş. Bugün Eylül 2018'deyiz. Başta ailesine, sevenlerine, arkadaşlarına, Türk futboluna, Eskişehir spor camiasına başsağlığı dileyelim. Umarız tekrar böyle gencecik ölümler görmeyiz. Ve umarız Eskişehir spor, yuva diyebildiği Eskişehir spor da bir an önce Süper Lig'e geri döner ve eski ihtişamlı günlerine geri kavuşur. Temennimiz bu. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.